Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes bir sıranın içindedir. Sevgili kardeşlerim, ne mutlu Allah'ın çok sevdiklerine. Kim bu insanlar? Neden Allah Teala onları çok seviyor? Allah'a yaklaşmak isteyen, Allah tarafından sevilmek isteyen herkes için tek bir yol vardır. Allah'ın manevi yollarında yükselmeyi sağlayacak olan tek yol. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra kişi yalnız olduğunu hisseder. Bir mürşit ihtiyacı mutlaka onu kuşatacaktır. Ve sonuç, hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan istemek olacaktır. Kim bu ihtiyacı duyar da Allah-u Teala'dan mürşidini isterse, Allah-u Teala onun kalbine bakar. Kalbinde ne var sevgili kardeşlerim? Kalbinde gerçek bir mürşit aşkı, bir mürşit sevgisi, mürşit iştiyakı mevcutsa Allah Teala ona hacet namazını kıldıktan sonra mutlaka mürşidini gösterir. Göstermemesi mümkün değildir. Yeter ki kişi buna layık olsun. Layık olmaksa son derece kolay bir şey. Talep etmek. Kalben Allah'tan mürşit talep etmek. Bu noktadaki seçim insanların kalplerinin temizliği, kirliliği değildir. Başlangıçta herkesin kalbi kapkaranlıktır. %100 afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbin afetlerden korunması lazım. 19 tane afet kalbi bütünüyle kapkara bir istikamette gece karanlığı zifiri karanlık bir hale getirmiştir. Bu afetlerin hepsinden kişinin kurtulması hali nefsin tamamen aklanması demektir. Nefsin kalbinde hiç afet kalmaması demektir. Sevgili kardeşlerim, bırakınız böyle bir noktaya ulaşmayı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtaracak olan ilk adımı atmıştır. Allah'a göre bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, onun "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında bir talebinin oluşmasıyla hüküm ferma olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte Allah Teala'nın yolları açısının arkasındaki asıl neden bu ayettir. Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Demek ki biz insanlara düşen şey sadece "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır." Bu büyük zevke, bu büyük huzura beni de vasıl et.
benim de ruhum bu dünya hayatını yaşarken sana ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa öldüğü zaman o kişinin ruhu otomatik olarak o vücudu terk eder ve Rabbi olan Allah'a geri döner. Ruh Allah'ın ruhudur. Allah'tan gelmiştir. Ve kişinin ölümüyle birlikte o vücudun artık ona ihtiyacı kalmamıştır. Ruhun da o vücuda ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü o vücutta artık ruhun fonksiyonel bir işlev yapması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü sadece yarattıklar arasında insana ruhundan üfürmüştür. Öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. İşte buradan baktığımız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki Allah Teala sevgili kardeşlerim hepinizi seviyor. Bu sevgiyi arttırmak istiyorsanız kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlarsınız. Kardeşlerim diye hitap ettiğim sizler bize veya bizim vekillerimizden birine tabi olmuş olanlarsınız. Bu hedeflere ulaşmak için ilk adımı atanların muhtevasını oluşturduğu bir bütündür. Sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Bize mi öyle geliyor? Allah insanların bir tek dileğiyle, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır." demesiyle o kişiyi birinci kat cennetine alıyor. Kişi bunu söyleyip ölse mutlaka birinci kat cennete girecek. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onca günahın hiçbir hüküm ifade etmediği bir muhteşem sonuç. Kişinin günahları var. Olsun. Olsun. Nasıl ama olsun dememiz. Sevgili kardeşlerim, o kişiyi Allah Teala mutlaka birinci kat cennetine alır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Eğer kişinin birazcık ömrü varsa Allah Teala mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. O kişiye mürşid sevgisini veren Allah'tır. Hacet namazı kıldığında ona mürşidini gösteren gene Allah'tır. Ve Allah Teala o gösterdiği mürşide o kişiyi ulaştırmaya da her zaman hazırdır. Yeter ki kişi, "Ya Rabbi, ben de hacet namazını kıldığımda bana gösterdiğin mürşidime ulaşmak istiyorum. Ona tabi olmak istiyorum. Ne olur ya Rabbi, beni de mürşidime ulaştır. Ben de tabi olayım." Böyle bir talebin sahibi olan kişiyi Allah Teala mutlaka kendisine, affedersiniz, kendisine değil henüz, önce mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştırıyor ki tabi olur olmaz ruhu o kişiden ayrılsın da Allah'a doğru yolda olan kafileye katılsın. Bu kafilenin bir kısmı birinci kata kadar çıkabilir. En son girenlerdir bunlar. Oraya ulaşıp
Secdeye giderler ve yukarı çıkan kardeşlerini beklerler. Bir kısmı ikinci kata kadar çıkabilir, orada secdede beklerler. Bir kısmı üçüncü kata kadar çıkabilir, orada beklerler. Sonra dördüncü kata kadar çıkabilenler, beşinci kata kadar çıkabilenler, altıncı kata kadar çıkabilenler hep yedinci kata çıkıp da yedinci katın yedi tane alemini geçen o henüz Sitrit-i Münteha'dan yukarı çıkıp da Allah'a ulaşamamış olanlara onları bekleyerek onları özleyerek bakarlar. Ve Sitrit-i Münteha'ya kadar çıkanlar oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Sitrit-i Münteha, Sitre'deki yani son noktadaki Münteha'daki son noktadaki Sitre'dir, ağaçtır. Sevgili kardeşlerim, eğer tasavvufu yaşarsanız, ki mürşitsiz bir yaşam söz konusu değildir tasavvufta, hepimiz mürşidimize tabi olduk. Ondan sonra Allah-u Teala adım adım hedefleri birer birer geçirerek bizi bu noktaya ulaştırdı. Şimdi yaşat makamında biz varız. Sevgili kardeşlerim, bu bapta her şeyin en güzeli Allah ile konuşabilmek yetkisinin bir insana verilmesidir. Bu dünyadaki, şu dünyadaki yaşanacak olan en büyük mutluluktur. Bu öyle bir şeydir ki ne zaman isteseniz Rabbinizle konuşabilirsiniz. Hiçbir zaman o seviyeye ulaşmış olan birisine Allah-u Teala cevap vermemezlik etmez. O kişi Rabbi ile konuşmayı düşünmediği noktalarda da Allah-u Teala onunla her zaman konuşacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu düşünebiliyor musunuz? Allah ile Rabbinizle konuşmak imkanının sahibi olmak. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu sevgili kardeşlerim. Etraftan size sorulan sualleri Rabbinize ulaştırmak, ondan gerekli cevabı alıp o kardeşlerinize ulaştırmak. Allah Teala'nın bir kulu ona sual sorarsa cevap vermemesi mümkün değildir. Allah Teala cevabı mutlaka ulaştırır. Bu o kişinin hoşlanacağı bir cevap olabilir, hoşlanmayacağı bir cevap olabilir. Bu hoşlanıp hoşlanmama meselesi kişinin manevi tekamülüne bağlıdır. İnsanlar Allah'ı eğer dikkate almıyorlarsa onlar dünya üzerinde ne kadar arkadaşlar olursa olsun yapayalnız olanlardır. Allah ile beraber olmadıkça bir bütünü oluşturmak mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki onu Allah'ı duyduğunuz zaman bu kulaklarınızla duymazsınız. Allah'ı işitmeniz
Kalbinizle ilgili bir konudur. Kalbiniz Allah ile konuşur. Kalbiniz Allah'tan onun dediklerini alarak işitir. Ve hepiniz aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, ne dersiniz? Size de öyle mi geliyor? Her şey dilinen tarifi gayrimümkün süs. Bir güzellik içerisinde Allah ile bir ilişkiniz mi var? Huşu içindesiniz. Huzur içindesiniz. Mutluluk içindesiniz. Allah Teala size her zaman mutluluğu verecektir. Dünyada problemleriniz bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Bitmeyecek ama o problemler sizi rahatsız edemeyecek. Çünkü siz Allah'la berabersiniz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak, Allah için yaşamak, asli ifadesiyle başkaları için yaşamaktır. Bir başka ifadeyle hayatını başka insanların mutluluğuna adamaktır. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adamışlardır. De o Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mutluluklarını gördükçe bundan büyük huzur duyarlar, mutluluk duyarlar, mutlulukları boylarını aşar. Bir mutluluk denizinde yüzmeye başlarlar. Sevgili kardeşlerim, yüzmek güzel bir şey. Ama uçmak ondan çok daha güzel bir şey. İşte o uçmayı vücudunuz orada secde vaziyetinde dururken sizin oradan ayrılıp gökleri kat etmeniz, işte o Allah-u Teala'nın size verdiği ruhun harekete geçişidir. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah-u Teala ruhu size bu büyük güzellikleri yaşayabilmeniz için geri gönderir. Uçmak sizin için doyulmaz bir zevk olur. Bu yüzden pilot olmayı falan kalkabilirsiniz. Biz öyle yaptık ve buradan bir tane büro aldık. Hamdolsun Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri öylesine seviyor ki bu sevgi dil ile anlatılamaz. Yaşamayan da o büyük zevki tadamaz. Oysa ki sadece bir dilek: Ya Rabbi, ben de vücudumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de vücudumu sana ulaştır demek bu konu için yeterlidir. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa sonunda mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi gidip tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak ve Allah'a doğru
adına seyri sülük denen bir yolculuğa çıkacaktır. Birinci gökkatını, ikinci gökkatını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatlarını diğerleriyle birlikte adım adım aşacaktır. Bu konu 7-8 aylık bir yolculuğu gerektirir. Bu ruhun gök katlarındaki yolculuğudur. Bu yolculuğun bütün detaylarını size defalarca anlattık sevgili kardeşlerim. 15 yıldan beri sizlere anlattığımız her şeyi bilgisayarın hafızasında muhafaza ediyoruz. Bizi dinlemeyenlere baştan dinlemelerini tavsiye ederiz. Ve adım adım insanlara güzellikleri nasıl anlattığımızı herkesin yaşamasını isteriz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı Allah Teala nasip edince bu güzellikleri, fiziğin ötesini yaşayamayanlara sadece acırsınız. Ah, onlar da Allah'a yakın olsalardı, onlar da dünyada cenneti yaşasalardı, onlar da vücutlarından ayrılıp bu Allah'ın nasip ettiği yolculuğu yapabilselerdi, vücutları orada evlerindeki seccadede secde vaziyetindeyken nasıl her tarafa gidebildiklerini, onu yaşamak, hatırlamak, bu büyük güzelliği bir ömür boyu devam ettirebilmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Onlar mutlaka bir gün melekleri göreceklerdir. Kanatlı melekleri. Arkalarında olan bu kanatlar yukarıya doğru yükselip başların üstüne kadar kapalı kanatlar halinde o insanların, meleklerin üzerinde görünür. Bu gözler her şeyi göremez sevgili kardeşlerim. Ama buranızda bir başka göz var. O Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu gözler herkese verilir. İnsan kötü de olsa, iyi de olsa bu gözlerde görür. Ama buradaki göz kötülerin sahip olamadığı bir gözdür. Sevgili kardeşlerim, uçmak herkese nasip olmaz. Uçtuğunuz zaman fizik vücudunuz seccadede, secde vaziyetindedir.
Bu ticaretteki görevimiz bitince gelip birkaç saat uyumak için yattığınız zaman da aynı olayları yaşayabilirsiniz. O zaman uçmanın ne kadar muhteşem bir olay olduğunu yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah için olacaksınız. Her zaman uçmak isteyeceksiniz. Bu sizi fizik vücudunuzda uçmak istikametinde pilot olmaya kadar götürebilen bir şeydir, bir tutkudur. Ama o fizik vücudunuzla uçmanızı mümkün kılan bir olaydır. Oysa ki bu standartlara sahip olan kişi her gece uçabilir. Her gece bulunduğu yerden ayrılıp her tarafı gidebilir. Mesafeler onun için bir hiçtir. Onun fizik vücudundan bahsetmiyoruz. Nefsinden bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Her şey öylesine mutluluk verici ki. Bu büyük mutluluğu yaşayan bir insan Allah-u Teala'yı her geçen gün daha çok sever. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu nimetlere devamlı hamd eder, şükreder. Allah-u Teala insanlara her şeyi vermeye hazırdır. Yeter ki insanlar bunu hak etsinler. İnsanlar vardır. Allah-u Teala'dan para isterler. Sonra bunu haklı veya haksız istikametlerde kendileri elde etmeye başlarlar. Allah-u Teala'nın helal parayla mükafatlandırdığı insanlar mutluluklarını bir ömür boyu devam ettirebileceklerdir. Allah'ın yolunda olmaları kaydıyla. Allah'ın yolunda olmak nasıl olur? Dünyadaki en kolay şeydir bu sevgili kardeşlerim. Sadece bir insan, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur? Benim de ruhumu sana ulaştır. Bu talepte bulunacak sadece. Allah Teala'nın kabul etmemesi mümkün mü? Mümkün değil sevgili kardeşlerim. Bu kişi dünyadaki en büyük fenalıkları yapmış birisi de olsa, talebi kalbi talepse, gerçekten bunu diliyorsa Allah Teala bunu anında bilir. Bu talep gerçekse o kişinin suçluluk derecesi ne olursa olsun Allah Teala o kişiye bunları sağlar. Sevgili kardeşlerim, hani bazen sizlere anlatırken söyleriz ya, kişi ah benim günahlarım keşke daha fazla olsaydı diyebilecek olan bir noktada olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala o kişi hacet namazını kılıp mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse ve o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olmuşsa, o zaman Allah Teala onun bütün günahlarını af mı ediyor? Hayır sevgili kardeşlerim, sevaba çeviriyor. Yani ne demek istiyoruz? Kişinin istediği kadar günahı olsun, ne kadar büyük günahların sahibi olursa olsun, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, birinci madde, Allah ona mürşidini göstermişse, ikinci madde, ve bu şartlara haiz olan bir adam, o mürşide ulaşıp tabi olmuşsa,
Üçüncü madde, Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın biz insanları ne kadar çok sevdiği belli değil mi? Allah'ın biz insanlara ne kadar çok değer verdiği belli değil mi? Düşünün ki insan adı verilen bu mahlukundan başka hiçbir mahlukuna Allah Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece insan olarak yaratıldığımız bir vakaysa, bu bile tek başına bizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapmaz mı? Allah'ın ruh üfürdüğü mahluk sadece insandır. İşte insanların resulleri var. Cinlerin de resulleri var. Ama cinlerin ruhları yok. Ama insanların ruhları var. Doğar doğmaz Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürüyor. O zaman sadece insan olarak yaratıldığımız için bile Allah'a ne kadar çok hamd teşekkür etmek azdır. Neden? Çünkü Allah Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Neden bahsediyor? Kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Bu konunun esasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek, eğer seviyorsanız insanları da seversiniz. O zaman sizin için düşman kalmaz. Size en büyük düşmanlık yapanlara bile siz düşmanlık edemezsiniz. Bilirsiniz ki size yapılan bütün kötülüklerin hesabı o kötülük gerçekleştiği anda görülmüştür. Siz o kötülüğün karşılığı olan, size yapılan kötülüğün karşılığı olan derecatı kazandınız. O kötülüğü size karşı işleyenler de sizin kazandığınız derecat kadar derecat kaybetmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ölçüleri sıfır noktasının üstü ve altı olarak ikiye ayrılır. Kim bir tek derecelik bir sevapla ölse, yani günahları bilmem kaç milyon, 999, sevapları bilmem kaç milyon, 1000. 999 ile 1000 arasında bir tek derece farkı var. Ama o bir tek derece o kişiyi cehennemden kurtarıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ne kadar bizlere karşı cömert davrandığı, bizlere karşı hayırhah davrandığı belli değil mi? İnsan olarak yaratıldınız, Allah Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olmanın huzurunu, mutluluğunu yaşayın sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki. Allah'a hayran olan kişi insanlara kızamaz, öfkelenemez, kin tutamaz. Ona karşı düşmanlıklar yapılır ama o kimseye düşman olamaz. Ve Allah Teala'dan da "Ya Rabbi sen onları da bağışla, onlar bilmiyorlardı" der.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle dememiş mi? Ya Rabbi onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlardı. Bütün devirlerde daima bir devrin imamı vardır. Allah ile en derin ilişkilerin içinde olan kişi o devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine insanları mutlu kılacak olan bir dizayn içerisinde oluşturmuş ki hayran olmamak mümkün değil. İnsan Allah'tan hoşlanır, Allah'ı sever, Allah'a aşık olur ve en üst noktada Allah'a hayran olur. Onlar kalp gözleri mutlaka açılmış olanlardır. Allah onlara her şeyi gösterir. Devrin imamı ise Allah'ın zatını da görendir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Orhan Veli'nin bir şiiri geliyor aklıma. Orada her şey çok kötü görünüyor. Bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi. Bir dert ki yürekler acısı. Biz de Allah Teala'nın bize yaşattığı şeyi söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Bilmem ki nasıl anlatsak, nasıl size Allah'ın bize yaşattığı güzellikleri, mutlulukları. Bir mutluluk ki dünyalara değer. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, öylesine sevgiyle dolu bir dünya ki, bu sevginin arkasında Allah var sevgili kardeşlerim. Allah size herkesi sevdirecektir. Siz de insanların çok büyük bir kısmı tarafından sevileceksiniz. Ama her zaman sizi kıskananlar, her zaman ve düşman olan şeytanın dostları olacaktır. Onlar da size karşı hep kin duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kendilerine ne kadar büyük bir kötülük ettiklerini bir bilseler, onlara diyoruz ki bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Bir gün öleceksiniz ve sonsuza kadar ölümden sonraki hayatınızı yaşayacaksınız. Ama bu dünyadaki yaptıklarınızla hükmolunacaksınız. O zaman cehennemde nasıl mutluluğu yaşayabilirsiniz ki? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz ki, şükrediyoruz ki bunca güzelliği bize nimet olarak vermiş. Bizi her açıdan mutlu kılmış. Arkasında bizim ona karşı
Duyduğumuz sonsuz hayranlık söz konusu. O var arkasında. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah'a karşı duyduğumuz hayranlığın en başında sizlere karşı duyduğumuz o büyük sevgi var. Kim olursanız olun, bize nasıl bakarsanız bakın, bizden hoşlansanız da, bize kızsanız da, bizden nefret de etseniz, biz sizleri her zaman sevmekte devam ederiz, devam edeceğiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.